çocuklara cinsel istismarda iyi hal indirimi kaldırılıyor. Evet. Bunu paylaşabiliriz. İkincisi, çocuklara cinsel istismarda olayın şekline göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geliyor. Tartışılanlardan birisi de bu. Türkiye dünyada en üst sınırda olan, yani 18 yıl cezaya kadar çıkabilen bir ülke, ama karşı karşıya olduğumuz durum artık 18 yıl cezayı da kaldıramayacak bir durum. Bazı mahkemeler ihal indirimi uyguluyor, bazı mahkemeler uygulamıyor. İhal indirimleri de toplumda başka bir infiale yol açıyor. O nedenle ihal indirimi kaldırılıyor. Bazı suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis geliyor. Çocuk istismarına yönelik risklerin azaltılması adı altında ayrı bir çalışma yapılacak. Mağdurların korunması ve rehabilitasyonu adı altında bir çalışma yürütülecek. Çocukların ve ailenin bilinçlendirilmesi yönünde bir çalışma yürütülecek. Cezaların artırılmasını söylemiştik. Burada yaşın cinsine göre bir yaş tasnifine gidiliyor. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü, ama bu cinsel suçlardaki yaş sınırının 18'e kadar çekilmesi yönünde teklif var. Henüz o konuda bir karar verilmiş değil. Ama 12 yaş altı ile ilgili hem cezalar artırılıyor, hem de burada mağdurla o istismarı yapan arasındaki yaş farkı da çok ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. O da yasal düzenlemede net olarak tarif edilecek. Zaten Türk Ceza Yasası'nın 102. maddesinden 105. maddesine kadar burada düzenlemeler var. Ama bu komisyon pazartesi günü hazırlığını tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu'na somut önerileri götürecek ve süratle yasalaşacak.